Merhabalar değerli arkadaşlarım. İSEM yayıncılık için çektiğimiz 2020 vatandaşlık videolarında artık siyasi hakları bitirip yasama mevzusuna giriş yapacağız. Yasamayı halledip sonra süreci dediğimiz gibi ne yapacağız? İlerleteceğiz değerli arkadaşlarım. Siyasi haklar biraz hacimli olduğu için onları ne yapacağım? İki ayrı başlıkta konuşacağız. Yani siyasi haklar bizim için iki ayrı başlıkta, iki ayrı kalibrede konuşulacak hususlar. Şimdi birincisi, değerli arkadaşlar, basit basit. Neden bunlara siyasi haklar diyoruz? Çünkü siyasal yapı üzerinde, daha da basit ifade edeyim, devlet üzerindeki haklarımız, devlet ve türev kuruluşlar, kamu kuruluşları üzerindeki haklarımız. Yani burada şunu diyor, aktif makam üzerinde biz hangi haklara sahibiz? Konumuz bizim bu. Yani aktif makam üzerinde biz neler yapabiliyoruz? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi o zaman zaten adı buradan geliyor. Aktif statü hakları mevzusu bizim için buradan geliyor değerli arkadaşlarım. Yani neler oradaki aktif statü mevzusu? Şunu söylüyor bana. Aktif makam, yani toplumu düzenleyen makam üzerindeki gücün diyor. Bu yüzden adı aktif statü hakları. Şimdi bu hakları kullanmak için bunlar sayısal anlamda belirgin haklardır. En başta unutmayın. Anahtar hak veya yükümlülük. İkisi olarak da düşünülür. Vatandaşlıktır. Bu şu demek. Bundan sonraki tüm hak ve yükümlülüklerle muhatap olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Yani şundan itibaren, şunun alt çizgisinden itibaren, şöyle yapalım hatta, şundan sonrakilerin hepsini kullanabilmemiz için vatandaş olmamız bizim için şart. Ona bir dikkat ediyoruz. En önemli bizim için burası. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, siyasi hakları kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazım diyor. Bu tamam, bunu kabullendim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı nasıl kazanılıyor? Ona bir dikkat etmemiz lazım. Olay bizim için şurası değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Türk Ceza Kanunu düzenlenmiş. Türk, anne veya babanın çocuğu Türktür diyor ki KPSS'de çıkmış soru. Türk, anne veya babanın çocuğu Türktür. Oraya dikkat. Şimdi olay buna geldiğinde, Türk anne veya babanın çocuğu Türktür algısına geldiğinde ne bizim için? Ebeveynlerden bir tanesinin Türk olması yeterli. Tekrar söylüyorum. Ebeveynlerden bir tanesinin Türk olması bizim için son derece yeterli değerli arkadaşlar. Oradaki vurgu bu. Bir tanesi Türkse ben tamamım diyor. Olay burası. Şimdi kategori buna geldiğinde Türk anne veya babanın çocuğu Türktür. Hiçbir sıkıntımız yok bizim. Şimdi kategori buna geldiğinde, bakın altın üstünü çizerek söylüyorum. Bir tanesi Türk dedi ya, sadece Türk vatandaşı dedi mi? Yani siyasi hakları kullanmak için Türk vatandaşı olmak lazım diyor. Sadece diyor mu? Hayır. Buradan ne sonuç çıkar? Çifte vatandaş. Çifte vatandaşlar da neyi kullanabilir değerli arkadaşlarım? Siyasal hakları kullanabilirler. Tekrar söylüyorum. Çifte vatandaşlar da siyasi hakları kullanabilirler. Bu hususa ne olur çok dikkat ediyoruz. Yani o çifte vatandaş grubusu önemli bizim için. Peki, şimdi vatandaş olmak için zaten genel kaydına İçişleri Bakanlığı kararı Cumhurbaşkanı tarafından da ihraç devreye giriyor. Cumhurbaşkanı kararıyla ihraç. Ve vatandaşlıktan ihraç kararları içinde yargı yolu kapatılamaz noktası var. Yani orada hani yargı yolu kapatılamaz dediğine göre Cumhurbaşkanı kararıyla bir vatandaş ihraç ediliyor. O zaman buna geldiğinde hadise kim denetleyecek bunu? Cumhurbaşkanı kararını kim denetliyor? Danıştay denetliyor. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Vatandaşlıktan ihraç kararları Danıştay denetimine tabidir. Değerli arkadaşlar, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi seçme seçilme noktasında. Seçmeyle kastettiğimiz bizim için ne değerli arkadaşlarım? Oy kullanma yükümlülüğü. Yani seçmeyle kastettiğimiz de oy kullanma yükümlülüğü. Şimdi burada neye geliyor mevzu? Kimler oy kullanabilir? Kimler oy kullanamaz noktasına geliyor. Oy kullanma faslında tekrar söylüyorum. Kimler oy kullanabilir? Kimler oy kullanamaz? Kademesine getiriyoruz hadiseyi. Peki, şimdi bu oy kullanma algısıyla görelim. Kimler oy kullanabilir, kullanamazdan. Yasaklara bakalım. 1. Oy kullanamayacak olanlar. 18 yaşını doldurmamış olanlar ne yapamazlar? Değerli arkadaşlarım, oy kullanamazlar. En önemlisi 18 yaşını doldurmamış kişiler oy kullanamazlar. Biz de zaten kriter hep nasıldır? Tamamlanılan yaş üzerinedir. Bu yüzden 18 yaş bizim için yegane kriter. Onu bir aldık koyduk kenara. Güzel.
İkinci vurgumuz şimdi. Bu birimiz. İkinci vurgumuz. Vatandaşlık yükümlülüğü. İkinci noktada. Vatandaş olmayanlar da ne yapamazlar? Yine oy kullanamazlar. Bak 18 yaş yükümlülüğü bir. Vatandaş olmayanlar da bizim için yine ne yapamazlar? Oy kullanamazlar değerli arkadaşlarım. O da ikincisi. Peki vatandaşlık vurgusunu da koyduk kenara. İkinci algımız. Üçüncü nokta. Kısıtlı olanlar yine ne yapamazlar değerli kardeşlerim? Oy kullanamazlar. Kısıtlı olanlar, tekrar söylüyorum, oy kullanamıyorlar yine. Bunu da bir belirtmiş olalım. Kısıtlık noktası yine oy kullanamayacağımız evrede. Kenara attık bu kademeyi de. Peki bir diğer nokta. Askeri öğrenciler ve ererbaşlar. Askeri öğrenciler ve ererbaşlar. Bak her ikisinin konumu da nasıl benim için? Geçici olanlar. Yani her ikisinde pozisyon geçici. Burada yani bunların askeri öğrencileri bir şekilde bitecek, göreve başlayacaklar. Ererbaş zaten vatani hizmet olarak bu işi yapanlar. Bu yüzden bunlar da oy kullanamazlar. Hatta burada ek vurgu ne ceza hakkına göre? Kasti suçtan bir yıl ve üstünde mahkumiyet alanlar da bizim için ne yapamıyor? Oy kullanamıyorlar gibi. Şimdi bunlar oy kullanamazlar tamam. Ama bak burada askeri öğrenci vurgusunda şuna çok dikkat edin. Görevi sebebiyle, bakın altını üstünü çizerek söylüyorum. Görevi yani mesleki anlamda askerlik olan kişiler oy kullanırlar. Yüzbaşı oy kullanır mesela. Assubay oy kullanır. Aman avuslara dikkat. Görevi iradesi konumunda olanlar bizim için oy kullanırlar. Ona dikkat. Geçici konumda olanlar oy kullanamıyorlar. Tamam. O evreye ne olur çok dikkat ediyoruz. Geçici konum dengesine dikkat ediyoruz. Peki bunlar oy kullanamıyorlar. Diğer kesim oy kullanacak. Şimdi burada bir de ne var? Seçilme hakkı konumunda. Adaylık kriteri bakın. Oy kullanma, seçilme yükümlülüğü. Aday olabilmek için de, adaylık vurgusu itibariyle görevinden çekilmesi gerekenler de var. Adaylık vurgusu sistematiğinde görevinden çekilmesi gerekenler de var. Memurlar. Memurlar görevinden mutlaka ne yapmalı değerli kardeşlerim? Çekilmek zorunda. Yani memurlar mutlaka ve mutlaka görev döngüsü itibariyle çekilmeliler. Bu bir. Aldık kenara attık. İkinci nokta bizim için. Sözleşmeli personeller. Çünkü ne diyor? İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri diyor. Sözleşmeli personel de çekilmek zorunda. Tamam. Ama bu ikisinin şöyle bir durumu var. Bunlar çekilirler. Bunlar çekilirler. Aday olurlar. Seçilemezlerse göreve geri dönebilirler. Yani memurlarla sözleşmeli personel aday olur ve seçilemezlerse göreve geri dönebilirler. Ama ve lakin silahlı kuvvetler ve yargı mensupları şu ikisi bunlar aday olur ve seçilemezlerse göreve geri dönemezler. Oraya tekrar söylüyorum. Aday olur ve seçilemezlerse göreve geri dönemezler değerli arkadaşlarım. Bu hususa dikkat. Neden? Bunların tarafsızlık vurgusu yani buradaki tarafsızlık algısı diğerlerinden daha yüksek. Yani bunlar tarafsızlık yükümlülüğünde diğerlerinden daha ciddi konumdalar. O evreye dikkat etmemiz lazım. Peki, şimdi o zaman seçilme noktasında böylece konuştuk. Yani bu kesim oy kullanamıyor, bunlar da çekilmedikçe aday olamıyorlar. Seçme seçilme yükümlülüğü bu. Şimdi, siyasi faaliyette bulunma hakkı. Bunu rutin siyasi faaliyetler olarak da düşünebilirsiniz. Bu siyasi faaliyette bulunma yükümlülüğünü rutin siyasi faaliyetler olarak da düşünebilirsiniz. Siyasi partilere üyelik olarak da düşünebilirsiniz. O zaman burada siyasi faaliyette bulunma yükümlülüğünü ilk başta siyasi partilere üyelik olarak düşünürsek, buradaki ilk kurgu, bunu siyasi partilere üyelik olarak düşünürsek, kimler siyasi partilere üye olamaz da bir konuşmamız lazım. Şimdi bir düşünün, bakın bir akıl yürütelim. Şu adamlar oy dahi kullanamıyorlar. Bu adamlar oy dahi kullanamıyorlarsa partiye nasıl üye olacak? Bu yüzden aynı kişiler, bakın 18 yaşını doldurmamış kişi siyasi partiye ne olmaz dediğimiz gibi üye olamaz. Vatandaş olmayan partiye üye olamaz. Kısıtlı olanlar partiye dediğimiz gibi üye olamazlar. Askeri öğrenciler üye olamazlar. Ererbaşlar çünkü oy bile kullanamıyorsa partiye hiç üye olamaz. Peki bir diğeri kamu görevlileri. Bunlar aday olmak için çekilmek zorundalarsa siyasi partilere zaten ne yapamazlar değerli arkadaşlarım.
zaten üyelik konumunda olamazlar. Yani tarafsızlıkları bu kadar önemliyse, yani sen görevini bırakmadıkça aday olamazsın diyorsak birine biz, adam görevindeyken nasıl parti üyesi olacak o zaman? Aynı kişiler yani kamu görevlerine çekilmek zorunda. Burada bir dipnot. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler de siyasi partileri üye olamazlar. Yani lisede okuyan bir öğrenci siyasi parti üye olamaz. Peki bu ne demek? Üniversitede okuyan bir öğrenci siyasi partiye üye olabilir değerli arkadaşlarım. Üniversitede okuyan bir öğrenci siyasi partiye üye olabilir. Bir dipnot. Akademisyenler de şartları sağlanmak ön koşuluyla, işte üniversitede idari bir görevde yer almamak, işte siyasi parti idari bir görevde yer almak gibi alt şartları var. Akademisyenler de kanundaki şartları sağlamak ön koşuluyla siyasi partilere üye olabilirler. Yani o belli şartları sağlamak koşuluyla siyasi partilere üye olabilirler değerli arkadaşlarım. Peki bu hususta ne yapmış olduk? Konuşmuş olduk. Bu siyasal parti üyeliğinde konuşmuş olduk. Şimdi siyasi faaliyet tamam. O zaman burada bir neyi konuşacağız? Siyasi partileri konuşacağız. Yani burada madem siyasi faaliyetle esas vurgu yapan siyasi parti döngüsü, o zaman burada bir konuşmamız lazım. Peki değerli arkadaşlarım bakalım şimdi. Siyasi partiler, onlarla ilgili bir genel geçer bilgi verelim. Siyasi partiler bir dernektir. Ama dernekten farkı şudur. Yani normalde hukuki statüsü bir dernektir. Ama velakin siyasi partiler 30 gerçek kişiyle kurulurlar. Burada lütfen şu hususu atlamayın. Siyasi parti kurmak başka bir şey, mecliste grup olmak başka bir şeydir. Buraya ne olur dikkat. Parti kurmak için 30 seçmen yeterli. 30 seçmen bir araya gelir, dediğimiz gibi parti tüzüğü hazırlanır, İçişleri Bakanlığı'na verilir, parti kurulur. Bildirme sahası zaten. Peki, siyasi partiler, dernekten farkı ne? Derneği 7 kişiyle kurarsın, siyasi partiyi 30 kişiyle kurarsın. Yani fark burasıdır. Peki, şimdi değerli arkadaşlarım, siyasi partilerle ilgili Türkiye'deki en önemli dava. Nedir o da? Parti kapatma davaları. Bu parti kapatma davasındaki kriter ne? Davayı kim açar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Siyasi partilerin kapatılması davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Buna ne olur çok dikkat. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açıyor. Siyasi partilerin kapatma noktasında bu davayı açıyor. Hiçbir itirazım yok. Problem şurası değerli arkadaşlarım. Başsavcı bu davayı açıyor da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açıyor da hiç de bir sıkıntısı yok. Burada şuna bir bakmamız lazım. Dava nerede görülüyor? Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde görülüyor. Davanın incelendiği yer Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'dir değerli arkadaşlarım. Bu hususa dikkat. Ve Anayasa Mahkemesi parti kapatma davalarında 3'te 2 ile karar alır. Anayasa Mahkemesi parti kapatma davalarında 3'te 2 ile karar alır. Ki onu kapatma davasında konuşacağız. 3'te 2 ile karar aldığı iki yer var. 1. Anayasa değişikliklerinin iptali. 2. Parti kapatma davaları. 3'te 2 ile karar alır. Davayı bu açıyor. Siyasi partiler devletten hazine yardımı alırlar. Siyasi partiler devletten hazine yardımı alırlar. Burada problem yok. Ama bunun için %3 ne olması lazım? Son genel seçimlerde %3 oy alınmış olması lazım. Bunun için tekrar söylüyorum. Son genel seçimlerden %3 oy alınmış olması lazım. Peki aldık bunu da kenara attık. Son genel seçimde %3 vurgusunu da kenara attık. Bir diğer nokta. Siyasi partiler eski Türk devletlerinin bayraklarını, amblemlerini, isimlerini, flamalarını vesaire kullanamazlar. Çünkü onlar tüm ülkeye mal edilmiş yapılar olduğu için bunlar eski Türk devletlerinin bayrak, amblem, flama vesairemi kullanabilirler. Bak benzeşme, ilham alma olabilir. Ama oradaki kriterle birebir aynılık noktasını kullanamazlar. Peki bir diğeri, siyasi partiler ideolojik kurumlar olduğu için de ticari faaliyette de bulunamazlar. Çünkü neden? Ülke yönetme kaygısıyla ortaya çıkan bir yapı ticari refleksle hareket edemez değerli arkadaşlarım. Ayrıca siyasi partiler yabancı kuruluşlardan maddi yardım alırlarsa, bu bizim için nedir? Kapatma sebebidir. Oradaki yabancı kuruluş kriteri de şu bak. Mesela Vestel'in Belçika'daki fabrikasından A partisine yardım geldi. Atıyorum. Bu kapatma sebebi değil.
Yani yardımın yurt dışından gelmesi değil. Ama Mercedes'in Türkiye'deki uzantısından B partisine yardım geldi. Bu kapatma sebebi. Yani coğrafya değil, kuruluşun menşei önemli. Oraya dikkat. Ve yabancı kuruluşlardan maddi yardım alan partiler mutlaka ve mutlaka kapatılırlar. Yabancı kuruluşlardan maddi yardım alan partiler mutlaka ve mutlaka kapatılırlar değerli arkadaşlar. Bu hususa dikkat ediyoruz. Peki bir diğer nokta. Siyasi partilerle ilgili 2001'den itibaren artık tek karar kapatma değil. Siyasi partilerle ilgili artık tek karar bizim için kapatma değil değerli arkadaşlar. Ona ne olur çok dikkat. 2001'den itibaren biz ne yapıyoruz? Kapatma değil, hazine yardımının kesilmesi kararını da uyguluyoruz. Kapatma değil, hazine yardımının kesilmesi de. O da nasıl olacak? Bir yılda yapılan, devletten alınan yardımın %50'si kesiliyor. Son genel seçimde %3 oy alan partiler yardım alıyorlar. Ve dediğimiz gibi onun da bir yılda alınan yardımın %50'si kesintiye uğratılıyor değerli arkadaşlar. O hususunda belirtmiş olalım. Ve dipnot. Temelli kapatılan bir siyasi parti başka bir isim altında ne yapılamıyor? Kurulamıyor. Temelli kapatılan siyasi partiler başka isim altında kurulamıyorlar değerli arkadaşlar. O noktayı da bir belirtmiş olalım. Ve burada şimdi diyeceksiniz ki hocam kapatılıyor ama yani ve kuruluyor da görüyoruz biz şöyle oluyor. A partisi mesela kapatılıyor sonra aynı adamlar B'yi kuruyor değil mi? Oradaki espri şu. B daha önce kurulmuş oluyor. Yani mesela A partisi 30 kişiyi bulup diyor ki kendi içinden siz kenarda bir B partisini kurun bakayım diyor. Olur da ben kapatılırım falan diyor. Kapatma davası açıldığında bunlar kapatıldığında mesela 100 milletvekili var. Kapatıldı A partisi. 100 milletvekili ne oldu? Bağımsız vekil oldu. Partileri gitti. O 100 milletvekili hemen neye geçiyorlar? B partisine geçiyorlar. Bu uygulamada olan durum işte. Yani o siz daha sonra kurulduğunu düşündüğünüz partiler daha öncesinden var. Buna kanuna karşı ile derler Medinuk'ta. Böyle bir durum var değerli arkadaşlarım. Temelli kapatılan partiler başka bir isim altında dediğimiz gibi kurulamıyorlar. Ve kapatma iradesiyle de kapatmayı gerektiren durumlardaki kişilere de 5 yıllık siyasi faaliyet yasağı geliyor. Tekrar söylüyorum, kapatmayı gerektiren durumlarda da kişilere 5 yıllık siyasi faaliyet yasağı geliyor değerli arkadaşlarım. Böylece siyasi haklarla ilgili bu kısmı 2 videoda halledeceğiz. İlk kısmı ne yapmış olduk değerli arkadaşlarım? Halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda siyasi hakları tamamlayacağız. Sorularımızı çözüp genel bir tekrar yapıp yasama kısmına geçiş yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.